15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ilk mezunlarını geçtiğimiz gün yaptığı diploma töreniyle uğurladı. Mezuniyet törenine katılım yoğun oldu. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi 2022-2023 bahar dönemi mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni Kıbrıs Genç TV'den naklen yayınlandı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, eski Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğulları, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Doktor Günay Kibrit, çok sayıda üniversitenin rektörü, öğrenciler ve yakınları katıldı. Tören, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, toplum lideri Doktor Fazıl Küçük ve bu toprakları vatan yapmak ve bağımsızlık uğruna canını veren aziz şehitlerle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde vefat edenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mezuniyet töreninde okula veda eden öğrenciler şarkılar söyledi, törene katılan misafirlere keyif dolu unutulmaz anlar yaşattı. Benden sorsan unmalardır derdim, hani gözlerin var ya, bülbülleri susturup dinlerdim, tatlı sözlerin var ya. Daha mutlu olamam omurumda, beni o kuşun var ya. Senden başka, senden başka gözü görmez hiç kimseyi. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Olamaz ayır ayır, annem çok izah buna. Beni kenara ayır, itaki şuna buna. Şayet beni istesen, bize yola aneni. Söz veriyorum sana, olacağım gelini. Tenor Aykut Yılmaz ve koloratür mezzo soprano Simay Yılmaz mezuniyet töreninde misafirlere konser verdi, eşsiz dakikalar yaşattı. Sanatçılara Zebakon Ergaşeva da piyano da eşlik etti. Te voglio bene assai. İnsaf eyle hoş sözle, beni gel dindir ya, beni gel dindir. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni kurulan 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu törende beraber olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim alanındaki başarılarını birlikte izliyoruz. Ertan Birinci kardeşim bir girişimci. Benim onunla çok geçmişim vardır. O da bunları çok iyi bilir. Dolayısıyla hep birbirimize destek olarak bugünlere kadar geldik. Ve Cemal Bulutoğlu da arkada. O da bizim kardeşimiz. O da bu işleri bilir. Dolayısıyla bizler
Hep ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine katkısına katkı bulunabilmek. Onun için ben seni, aileni, Melizi, oğullarını tebrik etmek istiyorum. Çünkü biz Kanal T ve Genç TV rekabetinden sonra o cesaret gösterdi, üniversiteye adım attı ve iyi ki atmışsın. Bak şimdi 15 Kasım 1983'te kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş da bu akşam mutlaka bunu olduğu yerden izliyordur. Bunu da size söyleyeyim. Çünkü biz hep Rauf Raif Denktaş'ın izinden bugünlere kadar gelebildik. Ertan Birinci ve ailesi bunun en büyük örneğidir. O hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inandı. Zaten Cumhuriyeti kurdu. 15 Kasım'da onun en sevdiği bir tarihti. 15 Kasım'da Cumhuriyeti kurdu. Senin üniversitenin adı 15 Kasım. Dolayısıyla bu Denktaş ismiyle özdeşleşmiştir. Onun için anlamı çok büyüktür. Anlamı çok büyük olduğu için bu üniversitenin başarılı olması lazım. Başarılı olabilmesi için de mutlak surette o desteği hepimizden göreceksiniz. YÖDAK Başkanımız burada. Turgay Avcı burada. Doğru kararları, doğru programları desteklemek lazım. Önünü açmak lazım. Çünkü burası mutlak surette Ertan Bey'in ve ailesinin girişimci ruhuyla büyüyecektir, gelişecektir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük hizmetler verecektir. Buna yürekten inanıyorum. Bu duygularda bu akşam mezun olanları tebrik etmek istiyorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci'yi tebrik etti, teşekkür etti. Kıbrıs Türk halkının da en büyük eseri hiç şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesidir. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra yaşadığımız en büyük bayram 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'dır. Onun için Cumhuriyet'in ilan edildiği günü bu üniversiteye ismini veren Sayın Ertan Birinci'ye özellikle teşekkür ediyorum. Müthiş bir isim. İnşallah bir gün 20 Temmuz Üniversitesi ismiyle de bu ülkede bir üniversite kurulur. Çünkü bu tarihleri tarih yapmak lazımdır. Bilimin içine de koymak lazım, ilimin içine de koymak lazım. İnşallah olacak. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise konuşmasında törende bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Öğrencilerin korosuna değinen Avcı, kültür kaynaşmasının önemini vurguladı. Biraz önceki koro kültür kaynaşmasının ve çoklu kültürün en güzel örneğiydi. Bu düşünceyi ortaya koyan koroları gördük. Ama bu düşünce, bak bir varmış bir yokmuş, rahmetlik annemin şarkısının burada Afrikalı kardeşlerimiz tarafından telaffuz edilmesi ve mükemmelce, bu benim için çok önemliydi, kutluyorum. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ise konuşmasında her işin başı bir yerde eğitim, bir yerde sağlık. Ancak eğitimde kıymetli hocalarımız olmasaydı bir şey başaramazdık dedi. Birinci eğitime yatırım yapmanın ve gençler yetiştirmenin en nihai hedefleri olduğunu söyledi. Bizim için bir ilk olan anlamlı ve bizi heyecanlandıran törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her işin bir yerde başı eğitim, bir yerde sağlık. Ama eğitimde böylesi değerli hocalarımız olmazsa bizler hiçbir şeyi başaramayız. O yüzden bu güzel öğrencileri yetiştiren ve birer elçi olarak bu öğrencileri mezun edip ülkelerine gönderen değerli hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yapmak istediğiniz ve amacı para kazanmak değil asla. Para kazanmak olsa bu ülkede yatırım yapılacak çok şeyler var. Hepimiz bunların neler olduğunu biliyoruz. Ama eğitime yatırım yapmak, eğitime elimizden gelen her türlü desteği vererek yeni gençler yetiştirmek bizim için en önemli ve nihai bir hedef oldu.
O yüzden eğitime katkıyı seçtik ve bir hayal üniversitemizi kuralım. Ama medyadan mezun olan başarılı bir genci gördüklerinde bu genç 15 Kasım'dan mezundur. O üniversitenin öğrencisi diri, hangi üniversiteden mezun oldun sorusunu ona sormadan bilelim, gösterelim, iyi olalım, en iyisini olalım. Onun için yola çıktık. Çünkü nitelik çok önemli. Her türlü yatırımı bu sektörde yapmaya devam edeceğiz. Çünkü en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım çok değerlidir. Biz de birinci grubu olarak insana ve eğitime her şeye rağmen, her türlü zorluğa rağmen yatırım yapmaya devam edeceğiz. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Remziye Terkan törende yaptığı konuşmada mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci ve eğitim kadrosunun tamamına teşekkür etti ve mezunlara seslendi. Terkan, "Sizleri uğurluyoruz ancak veda etmiyoruz," dedi. Duygular tarifsiz, coşkumuz saatlerce konuşulsa da dinmeyecektir. Bugün 2022-2023 akademik yıl bahar dönemi ilk lisans programı mezunlarımızı vermenin coşkusunu yaşıyoruz. Yolumuzu güçlü ve güzel bir ekiple birlikte, yürek ve emek birliği ile açtık. Sizleri uğurluyoruz ancak veda etmiyoruz. Sizler bizlerin temsilcisi olarak meslek yaşamlarınıza devam edeceksiniz. Yaşama yeni atılacak olanlarınız veya mesleği olup kariyerinde ilerleme hedefi ile yol alanlarınız, hepinizin yolu açık olsun. Törende Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Fahri Doktora diplomasını üniversite rektörü Remziye Terkan'dan ve mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci'den aldı. To become judges and prosecutors, Attorney Serkan Bayram with the support of the parliament made amendments in the law to allow the impaired to assume those positions. Son 10 yıldır cübbe giymemiştim. Şükürler olsun 10 yıl sonra cübbeye kavuştuk. Ama bu onurlu, gururlu cübbeyi takdim eden 15 Kasım Üniversitemiz Rektörlüğüne, mütevelli heyetine ve çok değerli kadim dostlarımıza, hocalarımıza, öğrencime teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün benim için tarihinde bir ilk. Bir türlü doktoramı bitirememiştim ama Fahri'si nasip oldu. Buğday tanesi sayesinde yılların emeğinin bugünlere taşınmasıdır. Tabii hayat uzun ince bir yol. Değerli gençler, bugün mezun olan gençlerimiz var, ilk mezunlarımızı veriyoruz. Uzun ince bir yol. Engebeli yollar, inişi çıkışı olan yollar, her güzelliğin bir arada olmadığı yollar. Ama neticede sabır, şükür, mücadele ile başarı geliyor. Fahri doktoramız da 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz canlarımız için, yaralılarımız için ve daha da hayatta kalıp mücadele veren 1 milyona yakın ampute engellimiz için ve şampiyon miniklerimiz için alıyorum. Rabbim onları rahmetiyle muamele etsin. Yaralarımıza da acil şifalar versin diyorum. Törende öğrencilere yüksek onur ve onur belgelerini üniversite rektörü Remziye Terkan takdim etti. Üniversite birincisi Gülen Ertuğ plaketini YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı'dan aldı. Müzik
Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler tebrik edildi. Ortaya güzel görüntüler çıktı. 3, 2, 1, 0. Tebrikler.